Osman Diyadin, Tayyip Erdoğan'ın keşfettiği bir bakan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye sadece dev eserler kazandırmakla kalmadı, ülkenin yarınlarına da damgasını vuracak son derece liyakat sahibi, önemli, pırıl pırıl devlet adamlarını da ülkeye kazandırdı. Usta yazar Alev Alatlı, Türkiye'nin askeri 250 yıldır karşı karşıya kaldığı liyakat sorununun Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha hızlı çözülmesinin mümkün olabileceğini belirterek Şöyle demişti, liyakat sorununu çözebilirsek rahmetli Özal'ın kehaneti doğrulanır. 21. yüzyıl gerçekten de Türklerin yüzyılı olur. Gerçekten liyakat sahibi kadrolar bir ülkenin geleceği umutla bakabilmesi için tek yoldur. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye sadece dev eserler kazandırmakla kalmadı, ülkenin yarınlarına da damgasını vuracak son derece liyakat sahibi, önemli, pırıl pırıl devlet adamlarını da ülkeye kazandırdı. İşte onlardan birisi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Yüksek lisansını kentsel dönüşüm üzerine yapmış bir inşaat mühendisi de Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehirde uygulama daire başkanlığında çalışmış. Sonra yıllarca Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği görevini başarıyla üstlenmiş. Ne ekersen onu biçersin denmiş ya, aynen öyle. Murat Kurum ektiğini biçmiş. Şimdi de iki yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak ülkesine hizmet etmeye devam ediyor. 40 yıldır bu bakanlık koltuğunda oturuyormuş gibi tecrübeli bir icraat adamı duruşu gösteriyor takip ediyoruz. Bakan Kurum Bakanlığının sorumluluk alanındaki her yerde var. Bu başarısında müthiş bir ekip çalışması gerçeği var. İşte kendisiyle mükemmel bir koordine içerisinde çalışan, çıtayı her geçen gün yükselten bir TOKİ Başkanı Ömer Bulut. İşte en zor dönemlerde yerel yönetimlere can suyu olan bir hizmet ehli bir bürokrat İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük. İşte bakan kurumun yanında yürüyen, yüküne omuz veren bakan yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar. İşte önemli projelere imza atan Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. İşte Salda Gölü'nde devreye giren, Bodrum'a el atan Keza Uzungöl, Ayder'de Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü. Hani futbol dünyasında başarılı olunması için takım ruhu şart deriz ya. İşte Bakan Murat Kurum etrafında da liyakat sahibi bir kadro inşa etmiş. Birbirini çok iyi tamamlayan her biri aynı ekolün adamı hızlı karar alan ve aldığı kararları hızla uygulayarak çözüm odaklı çalışan bir kadro harekatı var Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurumu'nun yanında. Koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren bir bakan gerçeğiyle bu kadro bütünleştiği zaman bir başarı hikayesi yazılmaması mümkün mü? İşte o başarı hikayesi yazılıyor sessizce. Bakar olduğu günden bugüne geçen süreçte bir gün dahi Ankara'da makamında doğru dürüst oturmamış. Türkiye'nin her şehrini gezmiş. Neler yapılması noktasında yerinde gözlemlemiş, birebir vatandaşı dinlemiş. Sadece dinlememiş, çözüm üretmiş. Örnek olmak işte bu. Buram buram Anadolu kokan bir bakan gerçeği Murat Kurum. Elazığ Malatya deprem felaketlerinde İçişleri Bakanlığı ile çok iyi koordine olarak bölge insanının yanında olurken halkın sorunlarını çözmek için günlerce bölgede yattı aktı. Öyle ki adı bölge insanının sevgisiyle lakabı Kara Murat konulmuş. Bunlar benim için sürpriz değil. Murat Bakanı Emlak Konut Genel Müdürlüğü sürecinden bu yana takip ediyorum. Bugün geldiği nokta anasının ak sütü gibi helal. Çünkü doğru adam, çalışkan adam, güvenilir adam, beyefendi bir adam, üstlendiği sorumluluğun hakkını veren adam, pratik ve çözüm odaklı çalışan bir adam. Tayyip Erdoğan'ın keşfettiği, devletine ve milletine hizmet etmesi için güvendiği bir genç devlet adamı gerçeği Murat Kurum. Yazımın başında alev alattının sözüyle liyakat sorununu çözebilirsek 21. yüzyıl gerçekten de Türklerin yüzyılı olur demiştim ya. İşte Murat Kurum'un başarısı liyakat gerçeğinin ne kadar önemli olduğunu bugün ortaya koyuyor. İnşaat sektörünün bu ülkenin ekonomisinin yeniden canlanması için olmazsa olmaz olduğu gerçeğiyle hareket ederek konutta ucuz kredi imkanı sağlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yüküne bakan kurum emlak konut ile omuz vererek taşın altına belirini koydu. Şöyle bakıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bakanlıkça başlatılan sıfır atık projesinde yapılanlar başlı başına bir başarı hikayesi. Şöyle bir araştırdım. Geçen yıl yurt genelinde konutlar, siteler, iş merkezleri ve kamusal alanlardan 230 bin ton 2020'nin ilk 4 ayında ise ekonomik değeri 100 milyon lira olan 93 bin ton plastik ambalaj atığı toplanmış. Plastik atıkların bir tonunun geri dönüşümü ile 5.774 kWh enerji ve %80 enerji tasarrufu sağlanmış. Sıfır atık projesiyle %13 olan atık geri kazanım oranının %35 seviyesine çıkarılması hedeflenmiş. Öyle ki sıfır atık sayesinde 2023 yılına geldiğimizde yıllık 20 milyar TL tasarruf elde edilecek 100 bin kişiye istihdam sağlanacak. Sıfır atık mavi hareketiyle deniz çöpleri temizleniyor. Gemi atık alım hizmeti veren tesis sayısı hızla arttırılıyor. Atık suları arıtarak temizlenmiş halde deşarj ediliyor. 486 Mavi Bayraklı Plaj ile Dünya üçüncüsüyüz. Çevre ve doğa yatırımlarının yanında sosyal konu çalışmalarını es geçmek mümkün mü? Ama yazmak için takip etmek gerek. Haberiniz var mı mesela Toki ile ülkenin her bir noktasında sosyal donatılarıyla beraber içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu 1 milyon bağımsız bölüm üretilmiş. Öte yandan Tokyo'nun ürettiği konut sayısı 900 bin'i geçmiş durumda. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleriyle yakında 1 milyonuncu konutun anahtarı vatandaşa verilecek. Şöyle bir düşünün: Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne dek riskli alanlarda 1 milyon 348 bin konutun dönüşümü sağlanmış. Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümde hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşüm esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmek ve ülkeyi depremlere hazır hale getirmek için canla başla çalışan bir kadro harekatı var Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. Yani 81 ilde afetlere karşı güvenli sağlam yuvalar inşa etmek için rota çizmiş Murat Bakan. El atmadığı yer yok. İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelede hiçbir dönem bu kadar olmamıştı. Kıyı ve koylarımız da dahil olmak üzere uydu üzerinden ve sahada yapılan incelemeler sonucu kaçak olduğu belirlenen yapılar yıkılıyor. Birebir kendi takip ediyor. Halkla iletişimi mükemmel. Bakın, koronavirüs salgını sürecinde 7-24 e hizmet veren ARO 181 Çağrı Merkezi bu yılın ilk 4 ayında 190.221 çağrı cevaplamış. Çevre duyarlılığına şapka çıkarmamak mümkün mü? Son 2 yılda 83 ayrı bölgede kesin korunacak hassas alanla ilan edilmiş. Böylece çivi bile çakılamayacak alan yüz ölçümü 576 milyon metrekareye çıkarılmış. Ülkemiz yüz ölçümünün %10'u korunan alan haline getirilmiş. 2023 edebi ise %17 olarak konmuş. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak projeler hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklandı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine TOKİ konut ve iş yerleri için başlatılan %20 indirim kampanyasına 4539 kişi başvurmuş... 247 milyon lira borç kapama işlemi gerçekleştirmiş. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile 81 ilde başlatılan göz kamaştıran şehirlere nefes veren Millet Bahçeleri projesi? Öyle ki stadyum yapılan yerlere karşı Toki'ye verilen ve üzerlerine konut yapılacak alanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Toki'den alınıp birer millet bahçesine dönüştürülüyor. Yani Toki'ye o yerlere karşılık milli emlak tarafından arsa tahsisi yapılıyor. Bir başka önemli nokta gecikmeler nedeniyle çok dert ağlanan chat belgelerinin en kısa sürede olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılıp geri dönüş yapılarak yatırımcının zaman kaybının önüne geçiliyor artık. Ya hiçbir siyasi ayrım yapmadan İller Bankası ile birlikte bütün belediyelere pandemi sürecinde can suyu kredisi verilmesi? Diyeceğim şu ki bir ülkenin geleceği daha yaşanabilir bir Türkiye için çevre ve şehircilik olarak ortaya konacak projeler çok ama çok önemlidir. İşte Murat Kurum hem mektepli hem alaylı olan, çalışma arkadaşlarını takım ruhu ile etrafında buluşturan, hızlı ve pratik kararlar alıp uygulayan, sakin güç denilebilecek bir ismin bakanlık koltuğunda oturması büyük bir şans olmuştur. Murat Kurum, AK Parti siyasetinin neresinde diye soran olursa bilsinler ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmet yolculuğunda karşılaştığı zorlukları kendine dert edinecek, sahaya inecek kadar sağlam bir dava ve sadakat adamıdır. Murat Kurum için bugün söylenecek en güzel söz Ziya Paşa'nın "Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz" sözüdür.